İlk oradaki üniversiteye gittiğimizde ben kütüphaneye gitmek istedim. Kütüphaneye gittim, kapıyı açamıyorum bir türlü. Geldim oturdum, bekledim ki bir vatandaş gelsin bakayım ki nasıl açacak kapıyı. Adam açtı girdi, kapıyı kapattı, ben tekrar gittim kapıyı açmaya, kapıyı açamadım. Meğerse kapı kolları bizim gibi aşağıya doğru değil, yukarı kaldırmak lazımmış. İlginç. O zaman kapılar dışa açılıyordu. Biz gördüğümüz vakitte gülüyorduk, aman Allah'ım ya böyle bir şey olabilir mi, işte Sovyetler Birliği bu kadar geri kalmış, bilmem ne olmuş. Fakat biz 15-20 sene sonra kapılar dışa açmaya başladık. Böyle evet. Çok şeyler vardı orada hakikaten gördüğümüz, çok orijinal. Mesela kütüphanede kitapları dizmek için çok güzel demirden şeyler yapmışlar. Hani bir zaman bir de vardı ya, vidali midali kenarlarında o kitapları tahrip eden, bunlar hiçbiri yoktu. Türkiye'den bir adam gelmiş, efendim hocam ben nedir burada işte kitaplık yapmak istiyorum falan. Güldüm, niye gülüyorsun dedim, kimse almaz dedim. Niye almasın hocam dedim. E dedim kendilerinin var burada, bunu varırken senin için alırlar mı dedim. Kitapları zayi ediyor, rahatsız ediyor, efendim o demir parçaları. Nasıl hocam dedi, götürdüm Milli Kütüphane'ye. Milli Kütüphane'ye götürdüm, kütüphaneye görünce hocam dedi, ya ne estetik kitaplar, bile burada rahat ediyor dedi. Milli Kütüphane'de 11 milyon kitap vardı. Sadece Almaty'deki Milli Kütüphane'de. İlimler Akademisi'nde 6 milyon kitap vardı. Biz 1 milyonluk bir kitap, kütüphane kurmak istedik, etrafa velvele verdik. 1 milyon kütüphaneyi bir üniversiteye birerliğe getirebildik. 1 milyon az değil. 1 milyonu getiremedik. Evet. Başka bir hatıramı anlatayım. Rektör Bey'e dedim ki biz bir okuma salonu yapalım dedim. Hocam dedim. Belki orada da anlatılabilirdim ama böyle gelişi olduğu için unuturum diye. Kütüphaneye bir okuma salonu yapalım dedim. Olur dedi. Çünkü üniversitenin bir okuma salonu yok doğru dürüst. Talebeler sırayla bekliyorlar, oturuyorlar kütüphanede. Böyle bir durum var. Sonra dedi ki gez bakalım dedi, ne var ne yok. Ben de Yapı İşleri Daire Başkanı'nı aldım, İstanbul'a geldik. İstanbul'da kütüphaneler, Ankara'ya gittik, Milli Kütüphane'ye gittik. İstanbul'a geldik, Hukuk Fakültesi'nin okuma salonuna gittik. Eskiden yapılmış. Aman Allah'ım. Okuma salonu çok muazzam, çok geniş bir alanı kapsıyor. Fakat direk yok. Çok etrafta bütün pencereler açık. Yani pencere yapmışlar. Işık muhteşem. Daire başkanına dedim ki kütüphanemiz böyle olsun dedim. Yani okuma salonumuz böyle olsun. Bana okuma daire başkanının cevabı şöyle oldu. Hocam biz bir kubbeyi tutturamadık. Kubbe basık ama muazzam geniş nedir bir şey üzerine nasıl kurmuşlar, nasıl durdurmuşlarsa o zaman dedim kardeşim, o zaman mühendislik fakülteleri yoktu, durdurmuşlar. Hani sizin mühendislik fakülteleriniz var, niye tutmuyor? Evet, geçsinler de bir görsünler İstanbul Hukuk Fakültesi'nin o muhteşem okuma salonunu. Kazakistan da böyleydi. Her bir kitabı bastıkları zaman, o gittiğim zaman o yoksulluk döneminde bile her bir kitabı bastıkları zaman efendim 200 bin, 300 bin basıyorlardı. Nineler ellerinde kitaplar binmişler otobüslere, okuyarak Kazakistan'da geliyorlardı. Bir yabancı dil kursu açmıştım orada. Yine bunu da antiparantezler dediğim. Bir yabancı kursu açmıştım. Mahallenin 60'lık 70'lik nineleri yabancı dil öğrenmeye gelmişlerdi. Çok muhteşem, o geri kalmış, devirde idi bu böyle. Ama şimdi muhteşem. Binalar, yapılar, bin liralık, bin dolarlık efendim apartman katları şu anda 100 bin, 150 bin dolara satılıyor. Bu kadar gelişme oldu. Demek ki o zaman teknoloji, eğitim, bilim açısından belki Ruslardan da etkilenerek çok iyi bir yerdeydi Kazakistan o dönemde. Ama ahlak anlayışı anladığım kadarıyla bizden
farklı bir anlayışları tabii, var. Yani ahlak anlayışı, inançları falan, yaşayış tarzı falan efendim tabii bozulmuş, belli bir dönemde bozulmuş ama yine esnafa çok saygılılar, ecdatlarını çok iyi tutarlar. Bir de örf ve ananelerini bozmamışlar. Orada milli, yani kendi milli eğitim bakanı şeyin, Almaty'nin milli eğitim bakanının bir hanımdı. Davet etmişti, davetine gittik. Hanım sofraya oturmadı. Hizmet ediyor, hizmetçisi de var. Hizmet ediyor fakat dedim ki ya bu hanım gelsin otursun, ben yine dedim. Dedi bizim adette misafir geldiği zaman efendim hanım gelip sofraya oturmaz, o hizmet edecek dedi. Bakan. Evet, en uzak akrabaları bile çok yakındır. Mesela sorarım nedir bu senin bu akraban? Gelir orada kalır, kendilerinde kalır. İşte dayımın, oğlunun, kızının bilmem neyinin, neyinin, nezi. Yani köprüden geçerken el etmişler birbirlerine. En yakın tuzkanlarıdır. Yani akrabalarıdır. Çok müthiş efendim ninelerine, dedelerine çok sahip çıkarlar ve hürmet gösterir, saygı gösterirler. Bunları terk etmemişler.